kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi Rangers'ı anlatacağız. İkinci ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını eleyen Galatasaray, üçüncü ön eleme turunda da Hajduk Split elemesinin ardından playoff turunda İskoç ekibi Rangers'la karşılaşacak. Diğer eleme turlarında olduğu gibi bu turda tek maçlık eliminasyon sistemine göre oynanacak. Lincoln Red ve Willem takımlarını eleyerek temsilcimiz Galatasaray'la eşleşen Rangers'ı gelin yakından tanıyalım. 1872'de Moses McNeil, Peter Campbell ve William McBeat tarafından kurulan Protestanlık ve Birleşik Krallık ile özdeşleşen Glasgow Rangers sadece İskoçya'nın değil Avrupa'nın hatta ve hatta dünyanın köklü kulüplerinin başında geliyor. Birçok tarihi başarıya imza atan Rangers Futbol Kulübü İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nin en üst seviyesi olan İskoçya Premiership'te oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı 50.817 kapasiteli Ibrox Stadyumu şehrin güneybatısında yer almaktadır. Rangers'ın yerel başarılarına bakacak olursak 54 kez İskoçya Lig Şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Lig Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmıştır. Ayrıca Rangers, üçleme adıyla da bildiğimiz bir sezondaki tüm kupaları yani Lig Şampiyonluğu, Kupa Şampiyonluğu ve Süper Kupa Şampiyonluğunu aynı sezonda 7 kez kazanarak dünyada bu üçlemeyi en fazla yapan takım unvanına da sahiptir. Avrupa'daki başarılarına göz gezdirecek olursak Rangers, UEFA turnuvalarına ulaşan ilk Britanya kulübü olmuştur. 1972'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren kulüp 1961 ve 1967'de de aynı kupada 2 kez final oynamıştır. 2007-2008 sezonunda da UEFA Kupası'nda final oynama başarısı göstermiş ve 200 bin kişi final günü takımla İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat etmiştir. Fakat final maçında 2-0 Zenit'e kaybederek kupayı kaldıramamıştır. Rangers kulübünün ligdeki en büyük rekabeti ise Celtic kulübüyledir. İki ekibin 28 Mayıs 1888'den bu yana devam eden ezeli bir rekabeti vardır. İki Glasgow kulübünün bu mücadelesi Old Firm olarak bilinir ve dünyanın en popüler derbilerinden biri olarak gösterilir. Rangers'ın başına gelen enteresan olaylardan biri de kulübün 2011-2012 sezonu sonunda yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kayyuma devredilip ardından da küme düşürülmesidir. Glasgow Rangers o dönem isim değiştirerek adını Rangers FC yapıp tekrar İskoçya Premier Ligi'nde oynamak için başvuru yapsa da hiçbir başvurusu kabul görmedi ve İskoçya futbolunun en alt ligi olan 4. ligden tekrar mücadele etmeye başladı. 2017 yılında tekrar İskoç Premier Ligi'ne yükselen dünyanın en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımı 2018 yılında Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard'ı takımın başına geçirdikten sonra eski günlerine geri dönmeye başladı. 2011-2012 sezonundan bu yana yani takım küme düşüp çıktığından bu yana Celtic Lig'de fırtına gibi esiyor ve 9 yıldır şampiyonluk unvanını koruyor. Rangers ise bu sezon rakibinin ard arda 10. şampiyonluğunu engelleyip 55. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonlukta aslında Gerrard ve öğrencileri efektif bir futbol ortaya koysalar da Celtic'de baş edememişlerdi. Geçtiğimiz sezon özellikle 37'lik golcü Jermaine Defoe, Alfredo Morales, Joe Aribo, Scott Arfield ve takım kaptanı sağbek James Tavernier'in performansları oldukça etkiliydi. Takımın oyununu üst seviyeye çıkartıyorlardı. Bu sezon ise aynı katkıyı veren oyuncu ekibini elde tutup üstüne Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlu Yannis Hagi'den verim almaya başlamaları üzerine ileri uçta oldukça tehlikeli bir takım oldular. Ligde 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle toplam 23 puan toplayan Gerrard'ın öğrencileri İskoç Ligi'nin lideri konumundalar. 36 dakikada bir gol atma istatistiğine ulaşan takım %86'lık pas yüzdesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Takımın en değerli ve en tehlikeli oyuncularına gelecek olursak toplam değer 60 milyon euro olan takımda en değerli oyuncu geçen sezon 47 maçta 29 gol 10 asistle oynayan Alfredo Morales. Bu sezonda 9 maçta 5 gol 3 asistle oynayan golcü futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro. Morales dışında 4,5 milyon euroluk değerleriyle kanat oyuncusu Kemal Roof ve Galatasaraylıların yakından tanıdığı Yannis Hagi. Son olarak ise takımın kaptanı sağbek James Tavernier. Takımın en tehlikeli oyuncuları ise piyasa değeri yüksek oyuncular için saydığımız 4 futbolcunun yanında orta saha Scott Arfield ve kanat oyuncusu
Rian Kent'i de ekleyebiliriz. Rangers teknik direktörü Steven Gerrard ise yaptığı açıklamalarda Galatasaray Avrupa çapında bir kulüp. Favori onlar. Fakat biz de çalışmalarımızı yapacağız. Bu turu geçmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız dedi. 1 Ekim Perşembe günü oynanacak maçta temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyor ve turu geçmesini temenni ediyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımızın büyümesi için abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.